Maalesef tanısı konulmayan bir hastalıktı ama biz bunu doğumdan sonra öğrendik. Araştırmalarımız devam ediyor. O hastane senin, bu hastane benim. Özel muayenehaneler ama maalesef yok. Çözümü yok. Sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir hocamız aynen şu sözü sarf etti. Gökhan Bey, bu çocukların yaşam kalitesini arttırabilmek için iki şey yapmanız gerekiyor. Steril bir ortam ve spor. Evet, oğlumuz 5 yıl bu 9 Eylül Üniversitesi çocuk bölümünde yaptı, tedavi gördü ve 5 yılın sonunda yavaş yavaş oğlumuzu evimize çıkartmaya başladık. Çocuklarımızın zihinsel bir engeli yok, bedensel bir engeli yok. Sizler bizler gibi muhteşem yetişen, zeki bireyler. Eşim üzerine düşen görevi yerine getirdi. Evimiz Masumlar Apartmanı. Dolapları açıyorsunuz, havlu peçeteler, dezenfektan maddeler. Anlatamam size. Her gün temizlik yapılıyor, spor. Temizlik yapılıyor, pırıl pırıl evimiz. Spor bölümünde bana kalmıştı. Evimizin yakın bir lokasyonunda bir jimnastik salonuna oğlumu götürdüm. Yavaş yavaş oğlumuzun akciğer fonksiyonlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Doktorumuzun söylediği gibi. Canım sıkıldı. Ya dedim, oğlumuz burada duruyor, ben boş boş oturmayayım. Ben de büyükler için olan bölümde yavaş yavaş spora başladım. Bir baktım orada 3 kişi koşuyorlar. Kendi markaları için koşuyorlarmış Türkiye'nin farklı illerinde, ilçelerinde. Dedim ben de artık koşayım. Benim de bir markam var artık. Derneğimizle tanıştım bu arada. Derneğimiz Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Derneğimizin sloganı da şu: erken tanı hayat uzatır, erken tanı ve tedavi merkezleri istiyoruz. Bir branda yaptırdım ve bir tişört. Bahsetmiştim ya, çocuklarımızın hastane hikayeleri çok uzun, çok acılı oluyor. Benim de ilk maratonum çok acılı ve duygusaldı. Çanakkale Gelibolu Maratonu'nda koştum. 42 kilometre. Acılı demiştim ya. Pek profesyonel bir sporcu olmadığımda 5,5 saat sürdü 42 kilometrelik koşu. Organizasyon yetkililerini ayağa kaldırmış eşim. 5,5 saat maraton sürer mi? Profesyonel sporcular 2,5 saatte, 3 saatte, maksimum 3,5 saatte bitiriyorlar. Ben 5,5 saatte. İlk başta, organizasyonun ilk başında brandımı açıyorum. Herkesin görmesi benim için çok önemli. Çünkü medyada görünürlük sivil toplum kuruluşlarının gücü demek. Biz ne kadar medyada yer alırsak o kadar bizi kanun koyucular görecek ve bizim için kanunlar çıkaracaktır. Evet, brandımı açtım. Tişörtümde erken tanı hayat uzatır. Erken tanı ve tedavi merkezleri istiyoruz. Koşmaya başlıyorum. İlk çıkıyorum koşuya. Binlerce insan beni geçiyor. Onların geçmesine müsaade etmiyorum. Çünkü her geçen kişi kendimi anlatmaya çalışıyorum. Neden koştuğumu anlatmaya çalışıyorum. Evet, 5,5 saat sürmüştü. 5,5 saatin tonunda evet, karşıdan geliyorum. Eşimin bana öyle bir bakışı vardı ki ben de korktum, irkildim. Bir baktım kendime. Tişörtümün yan taraflarından kırmızı kırmızı kan izleri. Çanakkale Gelibolu'da sanki ben savaşmıştım. Evet, ben de savaşmıştım ama oğlum ve oğlum gibi çocuklar için savaşmıştım. Göğsüm kanamış, bilmiyordum. Bu da benim için bir farkındalık oldu. Sporcular koşarken göğüs bandı takarlarmış. Evet. Bir mağaranın içerisinde bir örümceğinin önündeki taşı kaldırıp onun geçişine yardımcı olmak hayata güzel bir mesajdır. Ben de mesajlarımı direkt vermek istiyorum sürekli. Ne yaparsam yapayım direkt mesajlar vereyim. Direkt herkes beni görsün. İzmir Maratonu'nda büyük bir balon yaptırdım. Ve balonun üzerine yine aynı şekilde erken tanı hayat uzatır, erken tanı ve tedavi merkezleri istiyoruz yazdırdım. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bu hastalardan tam 20 bin adet var. 20 bin kişi! 20 bin kişi bunun için mücadele ediyor ve her geçen gün bunlar sanki sonbahardaki bir
ağaç yaprakları nasıl döküyorsa çocuklar da teker teker hayattan kopup gidiyorlar. Hayata böyle bir mesaj verdim. Direkt görsünler bizi. Büyük bir balon, uçan balon. 42 kilometre koştum yine. Ondan sonra yüzlerce çocuğumuzun dileklerin olduğu balonları uçurduk. Balonların üzerine ne yazıyordu biliyor musunuz? 6 yaşındaki çocuklar, 7 yaşındaki çocuklar, 10 yaşındaki çocuklar. Bizler rahat bir nefes almak istiyoruz, yaşamak istiyoruz yazıyordu. Evet, ne kadar acı. Çocukların aslında oyuncak ihtiyacı olur, balon ihtiyacı olur değil mi? Ama o çocuklar rahat bir nefes almak istiyorlar. Derin bir nefes alın, ne kadar özel değil mi? Nefes almak bile o kadar özel, o kadar özel ki o çocukların istediği işi sadece bu. Öksürmeden rahat bir nefes almak istiyorlar. Evet, Confucius bir hikayesi vardır. Dar ağızlı bir kavanozun içerisinde bir top koyar ve öğrencilere der ki, hadi çocuklar bakalım, bu topu kim çıkartırsa ona vereyim diyeceğim. Bütün öğrenciler tek tek çıkartmaya çalışırlar ama topu tutarlar, çıkartmaya çalışırlar, elleri orada kavanozun ağzına sıkışır kalır. Evet, sonra Confucius kavanozu alır ve ters çevirir. Evet, çok basittir. Çözüm çok basittir ama bizim de deneye deneye, yanıla yanıla bir şeylere ulaşmamız gerekiyor. Biz tedavimizi ne zaman alacağız, ne zaman bu gerçekleşecek bilmiyoruz ama mücadelemiz devam ediyor. Bu çok basit bir şey. Biliyorum, olacak yani. Bir gün gelecek, olacak. Bahsetmiştim ya, Kemalpaşa olacak. Köyünde ikamet ediyoruz aslında. Bahçemizde bir sürü tavuk var. Oğlum tavukları çok sever bu arada. Bu tavuğun bir bacağı yok, farkında mısınız? Bir gün kümesimize bir fare dadanmış ve bu bacağını, bir bacağını tavuğu kemirmiş. Orası yara. Düşünebiliyor musunuz? Oğlum 10 yaşında bizden habersiz iğne ipliği almış ve bu tavuğun o yaralı yeri dikmiş. 10 yaşında bir çocuk ve bunu başarmış. Bir canlının yaşama hakkı olduğunu o algılıyor ve onun için mücadele ediyor. O ayağı dikiyor. Evet, ben onun babası için ne yapabilirdim bu görüntüyü gördükten sonra? Bizim için organ nakli çok önemlidir. Evet, gittim. İstanbul Maratonu'na katılacağım. Ne yaptım dersiniz? Bir çılgınlık yaptım yine. Kasaptan akciğer, karaciğer, kalp. Türkiye'de kaç tane karaciğer hastası var? Hastamız kalp bekliyor, akciğer bekliyor, karaciğer bekliyor. Hepsini yazdım ve İstanbul Maratonu'nda bu şekilde 42 kilometre koştum. Amacım fark etmekti, fark edilmekti, birilerine dokunmak ve o kişilere yol göstermek, yön göstermekti. Hastanelere gidin ve organ bağışı yapın demekti. Nitekim gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda boy boy reklamlarımız oldu, haberlerimiz oldu. Güzel backgroundlar alıyorduk. 2015 yılında ne oldu biliyor musunuz? Devletimiz kistik fibrozis hastalığının artık topuktan alınan kanla bütün çocuklarda taranır olarak kabul etti. Artık 2015 yılında kistik fibrozis hastalığı bütün doğan çocuklarda taranmaya başladı. Güzel bir başarıydı bizim için. Derneğimiz çok güzel çalışıyordu. Derneğimizin içerisinde o kadar özel insanlar vardı ki evlatlarını kaybetmiş ama diğer ebeveynlerin evlatlarını kaybetmemesi için mücadele eden, dişini tırnağına takan ebeveynler vardı. Bu beni anormal derecede motive ediyordu. Düşünün, kendi çocuklarını toprağa vermişler, diğer ebeveynlerin çocukları ölmesin diye mücadele ediyorlardı. Evet. Sonra dedim, bu çocuklar tuz kaybediyor. Türkiye'nin çok özel bir maratonu vardır. Tuz Gölü Maratonu. Gerçekten iddialı bir maraton. 165 kilometre koşuyorsunuz. Şu maraton fotoğraflarından birkaçı çok özeldir. 165 kilometre koştum. 27,5 saat sürdü koşu. Tuz Gölü uçsuz bucaksız. Düşünebiliyor musunuz? Ağustos ayında kavurucu bir sıcak. Ama o koşu esnasında tek düşünceniz var.
çocukların rahat bir nefes alabilmeleri için, bizi görmeleri için, hükümetimizi, sağlık personellerini bizi görmeleri için, aynı zamanda toplum içerisinde kamuoyu oluşturmak için düşünüyorsunuz ve koşarken hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Çünkü aklınızda sadece ve sadece çocuklarınız var. Evet, 27,5 saat sonra koşumuz bitti. Güzel haberler alıyorduk dünyanın öteki ucundan. Bilin bakalım ne oldu? Bir ilaç firması çocukların sağlıklarına dokunan bir ilaç çıkarttı. İlaç $300,000. Ve sadece bir yıllık masrafı bu $300,000. Bizim için o kadar büyük paralar ki, yani bir bağış kampanyası açsam sadece bir çocuğun bir yıllık ilaç masrafı $300,000, bunu kesinlikle ben kotaramazdım. Daha büyük sesler getirmek ve devlete kendimi göstermem gerekiyordu. Ve dedim ki, bir gece yarısı yazmaya başladım. Büyük firmalara yazıyorum. Hiçbirinden geri dönüş olmadı. Ne yaptım biliyor musunuz? Kalktım kapı kapı İzmir'in en büyük firmalarının kapısını çaldım. Ve görüşme talep ettim. Evet, marka söylemeye uygun olduğunu bilmiyorum ama Özgür Akay Şirketler Grubu beni davet etti ve beni sunum yapmamı istedi. Özgür Akay ailesiyle beraber İzmir'den Samsun'a kaç tane üniversite varsa bütün tıp fakültelerinin içerisine girdim. Oradaki öğrencilerle bir araya geldim. Söyleşiler yaptık. Neden pedal bastığımla alakalı. İzmir'den Samsun'a pedallıyorum bu arada. 100 sponsor buldum arkadaşlar. Kapı kapı gezip 100 sponsor buldum. Ve 100.000 TL bir bağış topladık. Bu bağışla da yine Ege Üniversitesi çocuk bölümünde çok güzel cihazlar kazandırdık. Evet, görünür olmaya başlamıştı. Kistik virüs artık bilinirliğini arttırmıştı. Çok güzeldi. Salih'de başıma duygusal bir olay geldi. Salih öğretmen evindeyiz. Kahvaltı yapıyoruz. Yan masada iki tane bayan hocamız var. Hemen geldiler. Hayrola gençler? Ne yapacaksınız bu bisikletlerle? Nereye gidiyorsunuz? Hemen projemizi anlattık. Kendileri sağlık meslek sesinde öğretmenmiş. Ve bize söz verdiler. Sizlere söz veriyoruz. 250 öğrencimize bu sene kistik fibrozis dönem ödevi vereceğiz. Muhteşem bir farkındalıktı. 250 öğrenci, yarın hemşireleri, anneleri, babaları, sağlık memurları kistik fibrozis ile ilgili evet bilgileneceklerdi. Farkındalık böyle bir şey. Nerede, ne zaman, nasıl karşınıza gelecek hiç belli olmuyor. Evet arkadaşlar. Manşet bu şekilde haber oluyorduk. Şu gördüğünüz gazetede de en öndeki arkadaşlar dünyanın maraton birincileri aslında. Ama görüyor musunuz, en sağlıklı ben varım. Ne kadar olursa olsun bir şey fark ettirmek istiyorsanız arkadaşlar kendiniz olun. Kendiniz olduğunuzda nasıl güneş ön plana çıkıyor, nasıl bir ay ön plana çıkıyor, bir tane, sizler bir tanesiniz aslında. Kendiniz olduğunuzda bir bakıyorsunuz ki öne geçiyorsunuz. Biz de mücadelemiz devam ediyor arkadaşlar, ne yaptık biliyor musunuz? Hala bu ilaçlar ödenmiyor. Davalara başladık. Davayı kazandık. Şimdi oğlumun bu $300,000 ilaçları gelmeye başladı. Ama oğlumun ilaçlarının gelmesi yetmez. 20.000 çocuğa dokunmamız gerekiyor. Bu farkındalıklarla, TEDx sahneleriyle, bu koşu organizasyonlarıyla bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi şunu söylemek istiyorum size. Normal olduğunuzu düşünüp mutlu olabiliyorsanız, anormal olabileceğinizi düşünüp üzülün. Evet, bu benim için çok önemli. Çünkü sizler muhteşem insanlarsınız. Herkes muhteşem insan. Ama sadece kendimizi tanımamız lazım. O dönüm noktalarını yakalayabilmemiz lazım. Sizlere çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım bir daha hastalıklar için tedbir sahnesine çıkmama hiç gerek kalmaz. Sizi güldürmek için çıkarım. Kalplerinize, yüzünüze tebessüm bırakmak için sahneye çıkarım. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun.